Türküler bizlere bizleri anlatır. Türküler bizim sevdamız, üzüntümüz, mutluluğumuz, acımız, kısaca öykümüzdür. Her türkü bir roman gibi, anlatılası ne de çok şey vardır içinde. Bu akşam sizlere anlatacağım türkü de yine çok özel, çok güzel bir türkü. Denizin Dibinde Hatçam türküsü. Bu türkü Arvallı, yeni adıyla Bağsaray köyünde geçmektedir. Arvallı'nın meydanında duvarına bitişik ve iki oluklu pınarlı bir ev vardır. İşte bu ev türkümüzde geçen Hatça'nın evidir ve türküde sözü geçen pınar bu evin pınarıdır. Evlerinin önünde pınarlar harlar. Hatçam çıkmış pencereye ay gibi parlar. Ben Hatça'yı yitirdim de dumanlı dağlar, gözlerimin pınarları durmadan çağlar. Hatça o zamanlar evli ama bir o kadar da güzel köylü kızıdır. Arvalı'nın çobanı da her gün o pınardan koyunlarını, kuzularını sulatır. Hatça bu çobanı görür ve evli olmasına rağmen gönlünü kaptırır. Zamanla çoban da Hatça'ya sevdalanmaktan kendini alıkoyamaz ve gönlünü Hatça'ya kaptırır. Varman kızlar, varman kirli çobana. Çoban evde durmaz, gider yabana. Ovalara duman çökmüş, göremedin mi? A kız kendi saçını öremedin mi? Gel zaman git zaman bu sevda büyür. Hatça evli olmasına rağmen sevdalarına karşı koyamazlar. Tabi o zamanlar kadınların boşanma gibi bir hakları olmadığı için çoban ve Hatça birlikte kaçmaya karar verirler ve Antalya'ya kaçıp oraya yerleşirler. Bu olaydan kısa bir zaman sonra Kayış köyünden başka bir Hatça kız Muharrem'in Mehmet adındaki oğluna kaçar. Arvalı'nın kuzeyinde daha yüksek bir yerde kurulu ve orman köyü olarak tanımlayacağımız Kayış köyünden halk ozanı olan İbrahim Can bu türküyü bestelemiş ve söylemiştir. Hem birinci Hatça hem de ikinci Hatça ve kulaktan kulağa dolaşa dolaşa türkü bugünkü halini almıştır. Gelin bir de Halil Sezai'den bu güzel türküyü dinleyelim. Denizin Dibinde Hatçam radyolarımızda.